Evet, bizim için tabii ki çok önemli. Avrupa'daki hedefimiz için ilk iki maçta, ilk maçı kendi sahamızda kazandık. İkinci maç istemediğimiz bir sonuç aldık ama yarın kazanarak oradaki istemediğimiz sonucu da telafi etmemiz gerekiyor. Hedefimiz belli. Avrupa'da ilk 8'e girmek ve oradan son 16'ya kalabilmek. Bunun için oyuncularımızla motivasyonumuz yüksek. Moralimiz yerinde, ligdeki durumumuz, oynadığımız maçlar, oynadığımız oyun, içerideki hava, arkadaşlık, dostluk, yani hepsi bu anlamda bizim için bir sonraki maça bizi hep daha güçlü bir şekilde taşıyor. Ne kadar çok maç oynarsak oynayalım, bence moralli olduğunuzda bu moral sizi bir sonraki maça da en iyi şekilde hazırlıyor. O yüzden rakibimizi de biliyoruz, analizini de yaptık. Bugün oyuncularımıza da gösterdik. Özellikle geçiş hücumunu çok etkili oynayan bir takım. Ve burada da dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Kalitemizi sahaya koyduğumuzda, topun sahibi olduğumuzda, genelde rakibimiz topu da rakibe bırakan bir takımda oynayacağız. O yüzden top bizdeyken hem sakin olmamız, hem üretmemiz, hem hareketliliğimiz bize çok fazla pozisyon getirme şansı yakalayacak. Dediğim gibi oyuncularıma güveniyorum, takımıma güveniyorum. Taraftarımıza çok güveniyoruz. Kendi sahamızdayız. Galatasaray takımının her zaman genlerinde olan Avrupa'daki başarısını tekrar yarın sahaya yansıtmaya çalışacağız. Evet Günay, sen maçla ilgili neler söylemek istersin? Öncelikle merhaba. Hocamız zaten her şeyi söyledi. Biz sahaya çıktığımız zaman her zaman kazanmak istiyoruz takım olarak. En önemlisi bu. Ne yazık ki son maç Riga'da beraberlikle döndük. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Ama totalde 8 tane maçımız var. Şu an 3.sünü oynayacağız. Ve maksimum puana ulaşıp Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Evet, sorularla devam edelim. Mustafa Bey'e verelim lütfen. Mustafa Mandev, TV Bu Spor. Başarılar hocam, başarılar Günay. Hocam size soru sormak istiyorum. Antalya Spor maçında Jakobs sakatlandı. Belli bir süre sahalardan uzak kalacak. Antalya Spor maçında Jakobs'un yerine Berkan oyuna girdi. Yelert yabancı sınırlaması nedeniyle kadroda yoktu. Yarın sol bekteki planınız nedir? Kimi görmemiz daha mümkün? Yarın karar vereceğiz. Yani bugün karar vereceğiz ama yarına maçtan önce görürsünüz. Alternatiflerde kim var? Yani kadro ile ilgili seçimlerimizi bugün antrenmanda düşüneceğiz, deneyeceğiz. Yarın da maçtan önce dizilişi göreceksiniz tabii ki. Yani dizilişimizle ilgili, oyuncu tercihimizle ilgili bu zamana kadar hiçbir şey söylemedik biliyorsunuz. O yüzden yani onunla ilgili de yarın kararımızı vereceğiz. KRT Televizyonu Erdem Açıkgöz. Galatasaray her zaman seviye olarak kendinden üstteki takımlarla farklı bir şekilde motivasyonu mücadele etti. Ama alt seviyedeki takımlarla da beklenmedik. Puan kayıpları yaşandı. Sizin bu maç için özelinde ekstra bir motivasyon çalışmanız oldu mu? Teşekkürler. Avrupa bizim için aslında kendi sahamızda oynadığımız bir Avrupa Kupası maçı favorisi olduğumuz, kadro olarak tam kadro olduğumuz, yani tam kadroya yakın eksiklerimiz var tabii ki de ama çok iyi bir kadroyla maça çıkma şeyimiz var, potansiyelimiz var ve yani bütün hepsine baktığımızda bunların hepsinin bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Sezon başı yaşadığımız şanssızlıklar tabii ki olabilir, yani bunu yaşıyoruz, bazen maçlarda bunu yaşayabiliyoruz ama ben ve oyuncularım maç için hazırız, motiveyiz. Dediğim gibi son maçı kazandığımız için ligdeki durumumuz, gidişatımız, her şey bizim lehimize. Burada da Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Tabii ki yani sonuçta karşınızda da bir rakip var. Onların da planları var. İşte bir savunma yapmaya çalışacak. Sana demin de söyledim, geçiş hücumunu etkili yapan bir takım. Yani bu şekilde skor bulmaya çalışacaklar. Onların da planları olacak. Ama biz kalitemizi konsantrasyonumuzla da birleştirdiğimizde yani en büyük avantajımız tabii ki kendi sahamızda oynuyoruz. Yani kendi sahamızda oynadığımız için hani stada girerken bile o havayı yaşıyoruz. Yani Galatasaray takımı
benim dönemimde oynadığı iç saha maçlarının yani belki çok belki bir iki tane sayabiliriz. Böyle iyi motive olmadığımız veya konsantre olmadığımız maçlar tabii ki oluyor. Ama oyun içerisinde stada girdiğimiz anda o motivasyonu en güçlü şekilde ortaya çıkartacağız. Çağatay Bey. HT Spor Çağatay Çelik. Hocam Kopenhag, Sparta Prag, Young Boys, Elfsborg'da bunlara benzetilen bir takım hem fizikalitesiyle hem oyun temposuyla. Galatasaray bu sonu yani bu rakipler karşısında istediğini pek alamamıştı. Yani, evet. Daha farklı neleri yapacaksınız? Yani biz tabii ki geçmişe bakmıyoruz, geleceğe bakıyoruz. Yarın çok önemli bir maç var. Yani bir sene, iki sene önce, üç sene önce ne olmuşa bakmıyoruz. O yüzden önümüzde çok önemli bir maç var. Elfsborg'a karşı yarın kazanıp grupta yolumuza devam edeceğiz. Yani kadrolar değişiyor, oyuncular değişiyor. Yani bunun üzerine rakiplerin oyunları değişebiliyor. O yüzden biz sadece Elfsborg maçına odaklandık. Bizim bir oyunumuz var. Yani bu oyunun dışında zaten bir şey oynamıyoruz. Ama kendi oyunumuzu da yarın en etkili şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. İbrahim Bey. İbrahim Demir, Diriliş Postası gazetesi. Hocam size ve Günay. Sana başarılar diyorum. Müsaadenizle hocam Günay'a soru sormak istiyorum. Günay, Avusturya kampında seninle röportaj yaptığımızda şöyle bir şey söylemiştin. Ben Muslera'yı yemek için geldim dedim Muslera'ya ilk geldiğimde demiştin. Ve sonrasında genellikle Muslera'nın arkasında kalanlar hep yedekte bekliyor gibi bir görüntü var ama takım içinde benim misyonum farklı dedin. Sonrasında da Antalya Spor maçının ardından Osimhen'in gol sevincini seninle paylaştığını görüyoruz. Aslında bu da kameralara yansıdı ve senin takım içindeki ne kadar önemli, değerli bir misyonun olduğunu da gösteriyor. Bununla ilgili neler söylersin ve Avrupa'da özellikle forma giydin. Kendi performansını nasıl yorumluyorsun? Bunu rica edeyim. Teşekkürler. Öncelikle şöyle başlayayım. Avusturya'daki konuşmamızı az çok hatırlıyorum. Yemek kelimesi biraz farklı yerlere çekilebilir. Onu önce bir düzeltelim. Formayı almak anlamında. Aynen öyle söyleyelim daha iyi. Çünkü yemek başka. Sen aynı cümleyi kullandığın için ama formayı almak anlamında. İkili diyaloglarda, normal konuşmalarda yeme gibi şeyler konuşuluyor ama bizim o bildiğimiz yeme değil. Onu önce belirteyim. Benim güzel söyledin aslında. Misyonlarım var takımda. Oynarsam da oynamasam da. Burada özellikle hocamızın her yere yetişmeyeceğini, her şeye dikkat edemeyeceğini, her şeyi yapamayacağını biliyoruz. Hocanın da kendine göre alanları var. Hocanın da fazla alanı olmadığı yer, özellikle soyunma odası ve takımdaki arkadaşlık, beraberlik. Onlar da oyuncular misyonu başlıyor. Burada da ben kendimi çok önemli bir figür olarak görüyorum. Bunu sadece burada değil, geçmiş kulüplerimde de hep yaptım. Özellikle yeni gelen oyuncuların kulübün değerlerini, kulübün tarihini belki anlatmak benim görevlerimden biri de. Hocam bana şans verirse sahada da elimden geleni yapıyorum ya da yapacağım da. Bu benim hep karakterimde vardı. Ben maçtan sonra da söylemiştim, az önce de sen değindin. Benim burada misyonum sadece oynayıp da para kazanmak değil. Benim burada farklı misyonlarım da var. Genç kalecilerimize yardımcı olmak, genç futbolcularımıza yardımcı olmak, takımdaki arkadaşlığı üst seviyeye çıkarmak. Öyle yedek oturup da dinlenecek halde değilim. Ben çalışmayı seven, hep %100'üyle çalışan bir kaleciyim. Ve kendi tecrübelerimi de artık takıma da yansıtmak istiyorum. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Her ne alanda olursa olsun. Nezih Bey. Nezih Akşener, Bein Sports. Öncelikle başarılar diliyorum. Hocaya bir soru yönelteceğim. Hocam, Antalya Spor maçının sonunda bir isim örnek vererek Nelson'u da oynatmak istiyordum gibi bir ifade kullanmıştınız. Bu tarz maçlarda oynatmadığınız oyunculara süre vererek bir dengeyi sağlama düşünceniz oluyor mu? Çünkü çok güçlü bir yedek kulübeniz var. Bu tarz maçları bu durumlar için bir fırsat olarak görüyor musunuz? Tabii ki. Aslında böyle yedek, ilk 11 oyuncusu gibi bir şey futbolda yok, yani bizde de yok. Tabii en iyi olan hep sahada olacak. En iyi durumda olan, formda olan, Galatasaray takımını galibiyete taşıyacak oyuncuların hepsi yarışacak ve en iyi olanlar sahada olacak. Burada tabii ki bazen maçlara başladığımız 11 var, değişiklikler var. 5 değişiklik yapabiliyorsunuz. Bazen
Kulübede de çok önemli isimleriniz oluyor ama oyuna sokamıyorsunuz. Burada bazen genç oyuncularımızı sokamıyoruz. Yani ona da üzülüyoruz tabii ki. Maçtan sonra da özellikle onu dile getirmiştim. Yani bizim için değerli oyuncular hep hazır olacaklar. Forma şansı geldiğinde her oyuncumuza, yani maç maç bu değişiyor. Bundan önceki haftalarda bunu yaptık. Yine bundan sonra da yapacağız. Maç maç tabii ki değişiyor. Ama asıl hedef Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımak, Avrupa'da büyük başarılara taşımak. O yüzden bütün oyuncularımızı hazır tutacağız. Her maç potansiyel. Yani bazen doğal olarak rotasyonlar oluyor. Yani işte sakatlık oluyor, ceza oluyor, farklı şeyler oluyor. Yani burada bir doğal yanı var. Bir de bazen de maç trafiği içerisinde. Geçen ay mesela çok 7 tane maç oynamıştık. Orada 5. maçta bir değişiklik yapmıştık. Daha az oynayan oyuncularımızı kullanmıştık. Yine bunu hafta hafta yapacağız ama bu ayki programımız biraz daha rahat. Yani önceki aya göre bu ayda daha az maç oynuyoruz. Aralıkları da dinlenebileceğim şekilde. O yüzden yine değişiklikler tabii ki yapacağız ama bu tabii ki ilk başta en önemli şey kazanmamız gerekiyor. Yakup Bey. Yakup Çınar, sorum Günay'a olacak hocam. Yarın için de başarılar dilerim. Son 2 yıldır Günay bu takımda ve hep sağ dışında da biz seni pozitif görüyoruz. Oynamamak aslında bir kaleci için zor bir şey. Oynadığın maçlarda da hep üst düzey performans ortaya koyuyorsun. Bu zor bir şey değil mi? Sen bunu nasıl yorumluyorsun? Bir de özel değilse Osimhen golden sonra neden sana geldi? Teşekkür ederim. Biz yolda konuşmuştuk o. İlk soruna gelirsek abi zor. Yani zorlanıyorum. Özellikle geçmiş yıllarda hep oynayan bir kaleci olduğum için zorlanıyorum bazen. Evde bile eşimle tartışmalar yaşıyoruz bu konuda. Hep tekrarlıyorum kendimi, oynamayı özlediğimi. O da hep diyor artık o kafadan çık. Sen konumunu biliyorsun, sen kendini biliyorsun, hazır tut kendini. Zaman ne zaman gelir bilmiyoruz. Hazır tutuyorum kendimi. Aracını araban.com'a Trink satanların %96'sının önerdiği Trink Sat'la paran 15 dakikada cebine gelsin. Biz kışın yaklaşmasına çok sıcak bakıyoruz. Siz de Alarko kombi kampanyasına bakın. 22.500 TL'den başlayan fiyatlar ve 6 taksit fırsatıyla bu kışın keyfini çıkarın. Alarko kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Dediğim gibi hatta soruyu sorarken bile zorlanıyorum şu an. Çok özlüyorum, takıma katkı vermek istiyorum. Benim genlerimde böyle var. Çok hırslı biriyim. Ama tabii ki önümdeki ismin değerinde tüm Türkiye, tüm Avrupa camiamız herkesi biliyor. Az önceki soruya gelirsek, benim burada görevim de Musa'ya oldukça baskı yapmak, onu daha da iyi yapmak, beni hissettirmem lazım kendisine. Musa'nın performansının da hiç düştüğünü göremiyoruz. O da biraz benden kaynaklı olduğunu da söyleyebilirim. O da beni biraz gururlandırıyor çünkü beni hissediyor ensesinde. Bu beni birazcık olsa da mutlu ediyor. Dediğim gibi hocam ne zaman görev verirse ben hazırım. Kendisi de biliyor, hissettiriyorum zaten, söylememe gerek yok. İkinci soruya gelirsek, Osimhen sorusu. Galiba bütün medyada biraz soru işaretleri oluştu. Neden bana geldiğini ona kısa kendi ağzımla cevap vereyim. Yedek kulübesine yan yana oturuyorduk. Ve gerçekten Osimhen burada sizlerin önünde sadece olduğum için değil, kendi eşime, takım arkadaşlarıma da anlattım. Yedek kulübesinde bana çok sorular sordu. Özellikle en son sorusu Atatürk resmiyle ilgiliydi. Dedi Atatürk'ü biraz az çok biliyorum dedim, işte Cumhuriyet'i kurdu. Kendisi çok açık, ülkemiz adına çok şeyler öğrenmek istiyor. İstiklal marşımız maçlarda okunuyor. Genellikle Avrupa'da böyle şeyler yoktur. Ben dedim Türkiye'de böyledir. Maçlardan önce hep İstiklal marşımız okunur. Onu sordu. Sonra taraftarların ne bağırdığını sordu. Onları anlattım. Gerçekten çok açık biri. Buraya sadece bir zaman geçirmek için değil, benimsemiş bir şekilde geldi. Bunu da hissettiriyor takıma. Maça girdi. Güzel de bir gol attı. Sonra ben hatta bize doğru koşarken ben ilk başta hocama sarılacak sandım. Ben de öyle sandım.
Hatta ben bir adım geriye attım orada böyle şey. Yok durum... Mie elini uzattı değdi bana geçer. Elini uzattı. Ben de doğum günüm bana koşuyordu. Onu da burada halletmiş olduk. Dediğim gibi ben hocaya gidecek sandım. Baktım hocaya bir çak yaptı bana doğru geldi. Yani bana sarıldı. Yani total spontane gelişen bir şey oldu. Galiba o yedek kulübesine benden güzel enerji aldı. O yüzden böyle bir şey gelişti. Yani hiç önceden konuşulmuş bir şey de yoktu. Ama dediğim gibi golün kendisi ve sonrası gerçekten güzel bir resim oldu totalde. Peki. İsveçli gazeteci arkadaşımıza verelim. Mikrofonu istersen Utku sen al. Direkt Türkçe okay. olarak sorulayalım. I can translate directly. Okay. Okay. Elfberg was the went through four qualification rounds as unseeded and last game they won against Roma. Were they surprised? Dört tane şeyden ranttan sonra Elfsborg buraya çıkmayı başardı ve Roma'ya karşı bile bir galibiyet aldı. Bu sizin için bir sürpriz miydi? Your questions for our coach, I think. Coach. Yani oyununu seyredince, rakibimizin oyunu seyredince tabii ki sürpriz değil. Avrupa maçları yani 4-8-2'de bu grup maçlarını seyredince 10 maçta yaklaşık golle sonuçlandırma yüzdesi %60. Yani pozisyona gole çevirme yüzdeleri çok yüksek. Bu da demin de söyledim yani hücuma geçişlerde çok etkili bir takım. Ve sonlandırmayı da iyi yapan bir takım. O yüzden bu anlamda sürprizi zaten geçen senenin ikincisi. Yani İsveç Ligi ikincisi. O yüzden iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ve dediğiniz gibi Roma'yı yendi. Alkmaar'a da az daha puan alıyordu. O yüzden güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Son soru Nevzat Bey. Hocam yarın için başarılar. Yarınki maçın saatiyle ilgili bir çekinceniz var mı? Biraz yani, daha erken bir saatte olacak. Şöyle erken olacak ama en azından mevsim olarak hava da çok sıcak değil. İkinci yarı yine karanlık olacak. Yani ilk yarı belki aydınlıkta oynayacağız ama ikinci yarı karanlık olacak. Belki seyircimiz için maç saati biraz daha zor olabilir. Ama 5.30 bizim için yani bir saat değil, kötü bir saat değil. Hocam bir de Osimhen sizden bir baba, bir hoca, bir insan olarak etkilendiğini söyledi. Sizin gözünüzde Osimhen nasıl bir golcü, nasıl bir insan? Şimdi tabii ki biz hem oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiriyoruz hep. Kadromuza katacağımız oyuncularla bir görüntülü bir görüşme gerçekleştiriyoruz. Orada hem sizin ona vereceğiniz enerji, onun size vereceği enerji çok önemli o ilk tanışma. Onun yanında tabii ki hep soruyoruz da yani oynadığı takıma, çalıştığı hocalara, işte futbolculara yani oyuncularla ilgili bir bilgi de alıyoruz. Hani aslında aldığımız bilgiler, onunla yaptığım yüz yüze görüşmeler yani düşündüklerim buraya gelmeden önce birebir şu anda yaşıyoruz. Bir kere çok iyi bir profesyonel. Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray'da oynamayı burada çok mutlu. Yani geldiğinde de öyle, şu anda öyle. Ve soyunma odası için de çok iyi bir figür. Yani bu kadar hepsinin bir arada olduğu, yani 25 yaşa rağmen bence çok yaşına göre çok daha oturaklı ve yani bütün konuşmaları, davranışları bence o da çok önemli. Yani çok iyi bir insan aldık, iyi bir futbolcu aldık. O yüzden yani takım içerisindeki özellikle bu sene gelen oyuncuların karakterinin de çok güçlü olması bence o anlamda bizi hem oyunculukları sevindiriyor hem karakterlerinin iyi olması da bizi çok sevindiriyor. Bu anlamda şanslıyız.